Evet dostlar, hepinize selamlar. Hazırlıklara başladım. Yavaş yavaş eşyalarımı eşyalarımı koydum. Yazlıkları, kışlıkları doldurdum. Ayakkabılarını buraya koydum. Poşetlerin içinde. Burası doldu vallahi ağzına kadar. Ne yapayım abi? Dönüş olmayabilir. Burası da doldu. Ondan sonracığıma. Burası tabi az oldu. Çünkü buraya arkadaşın eşyaları gelecek hanımefendinin. Buraya biraz yer ayırdım. Ama şey yapacağım. Şurayı biraz daha boşaltacağım tabi. Bir dolap yeter mi çünkü? Yetmez. Olmazsa oradan bazılarını ben şuraya alacağım. Dolabın şurası benim derin zaten burası. Bak burası bayağı derin. Olmazsa buraya alacağım arkadaşlar. Evet, buraya alacağım. Bakalım elektriğimiz 13 watt. Evet, süper. Elektriğimiz var. Karavanımız tertemiz oldu arkadaşlar. Yıkadık ettik karavanımızı. Hiç tertemiz. Şeyi yıkadım. Çarşafı da yıkadım. Şu şiltenin biraz daha kalınlığını bulabilirsem, şuraya üstüne sermek için kauçuğun alacağım ya. Ama yıkadım. O da yıkadım temiz. Yastık bizim zaten temizdi. Bunda bir sıkıntı yok. Temizdi bunu aldım. Şuna kılıfını koymadım. Kılıfı temiz kalsın sonra. Ha, şeyin yüzünü geçeceğim ya. Yorganın yüzünü geçeceğim. O nerede? Onu da yıkadım. O da evdeydi. Dur onu da almam lazım. Neyse o da tamam. Banyomuza bakalım. Banyomuz da tertemiz. Evet arkadaşlar hazırız. Bakalım gideceğiz inşallah. Evet. Adana'yı yavaş yavaş terk ediyorum. Evet arkadaşlar. Adana'yı bırakıyorum. Bugün günlerden ne? Günleri de hatırlamıyoruz ki anasını satayım artık. Günler de gitti kafamızdan. Neyse. Bugün 26'sı mı? Yok 25'i. Bugün 25. Evet bugün 25 Şubat. Yani ya pazar sabahı yola çıkacağım ya da pazartesi sabahı ikisinden biri. Şu an hazırlıklarımın hemen hemen çoğunu yaptım. Valizim de hazır. Onları arkaya koyacağım o kışlık eşyalarımı, valizimi. Çünkü kışın belki dönmem. Dönsem bile gelirim. Kalırım, uçakla gelirim. Tekrar geri dönerim büyük ihtimalle. Bulunduğum yerden. Evet arkadaşlar, ambağımı paylaşacağım nerede olduğumu zaten size. Bu deprem bölgelerindeki videolarım çok güzel izlenmiş. Sağ olsunlar. İzleyen dostlara, herkese teşekkürler. Hep ben söylüyorum. Ben bu YouTube'da videoları koyuyorum. Bundan parayla işim yok benim. Buradan gelen geliri diyorum sokak hayvanlarını harcayacağım. Ama tabii bu YouTube'da işler öyle dönmüyormuş dostlar. Yani ben acemiyim. Çok izlenmen gerekiyormuş da bilmem neymiş de öyle para kazanmak kolay değil. Yani anladığım kadarıyla para kazanma işi biraz şey YouTube'da zor. Yani böyle hani 1000 izlenme, 2000 izlenme, 3000, 5000, 10.000 yani çok bunlar para etmiyormuş. Ben de bilmiyordum. Geçen gün video izledim. Hatta ben bilmiyorum bile nasıl para kazanıyor. Yaptım bir AdWords hesabı açtım ama çalışıyor mu çalışmıyor mu para yatıyor mu yok mu hiç fikrim yok. Ondan sonra acaba ama şu an dolar olarak gözüküyor ama hep 25 sent 30 sent falan bir şeyler gözüküyor. Yani izlenme bu izlenmelerle zaman para kazanma çok zor da ya önemli değil. Ya biz bunu zaten keyfini yapıyoruz. Ben sokak hayvanlarına yine mamalar karavanıma koyarım. Onlara bir şekilde elimden geldiği kadar destek olurum. O problem değil. Ama gördüm ki YouTube'dan para kazanmak için hakikaten yani 10 binler, 20 binler, 50 binler, 100 binler izlenmen gerekiyor. Öyle ciddi para, yani öyle para kazanabiliyorsun ancak 50-100 binler olursa o gün ne bir yerde gördüm. Bir 10 bin izlenmeye Türkiye'de 50 lira falan veriyorlarmış. Yani yuh. Yani oh, 10 bin izlenme. Yani minimum her videonun 100 bin izlenmesi lazım ki. İşte haftada 2-3 video koysan ayda 2-3 bin lira belki bir gelir olacak. Ya onun için de bu kadar da zahmete değmez ya. Boşta ben zevkini yapıyorum zaten.
Sizleri sevdiğim için, sizlere bir şeyler paylaşayım diye yapıyorum. Yani hiçbir şey için geç olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Hayalleriniz varsa yapın diye söylüyorum. Yani bir şeyin sonuna kadar gitmeyi seven biriyim. Yani bir şey yapacaksam bunu sonuna kadar yapan biriyim. Onun için paylaşıyorum. İstiyorum ki hiç kimse geç değil. Kimse benim yaşım şu, benim yaşım bu. Ben gencim daha, ben yaşlıyım. Böyle bir şey yok. Abi her şey yapabilirsiniz. İnsanlar her şeyi yapabilir. Yeter ki isteyin dostlar. Zaten bu depremde bize bir terbiye verdi zaten. Yani baktık ki hayatta hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bir gözünü açıyorsun. Zaten uykudaydım ben yaklandığımda. Yani belki de gözünü de açamayabilirdim. Yani öyle düşün. Yani hayat o kadar kısa ki. Yani uykudayken yakalanıyorsun. Bir bakmışsın gitmişsin diye. Yani bunun şeyi yok artık. Lamıcımı yok. Ama çok şükür bizim apartman hiçbir sıkıntı yok. Çizik bile yok. Sadece şurada iki tane düşmüş sıva var. Şundan dolayı bakın şurada gördüğünüz sıva var. Bakın göstereyim size. Bak gördüğünüz sıva var. Bir burada var. A bloğun bizim. Ben B blokta oturuyorum. Ben B bloktayım. Bu A blok. A blokta iki tane pencere üstünde bu gördüğünüz sıva düşmesi var. Bundan dolayı az hasarlı vermişler. Versinler. Önemli değil. Yani sonra uzmanlar da geldi inceledi. Hatta bir Fransız uzman geldi sağ olsun. Bizim bir komşunun damadının arkadaşıymış. O geldi. Röntgenini çektiler falan. Dediler hiç korkmayın. Apartmanınız taş gibi. Zaten bu neredeyse bizim apartmanımız üçüncü depremi. Yani üçüncü depremde çizik yok olarak atlattık. Onun için çok sıkıntı yok yani. Ben apartmanımda hiçbir korkum yok yani. Ben zaten ayıp söylemesi ilk gece hariç ben hep evdeydim. Hiçbir yere gitmedim yani. İlk gece karavanda kaldım. Bir de bayağı soğuktu o akşam. Ondan sonra hatta izlemişsindir. Annemle kardeşim büyük yatağa kaldı. Ben bu gördüğünüz yatakta yattım. Ondan sonra ikinci gün eve geçtik. Yani hiçbir sıkıntı yok. Tamam bayağı işte sallandık. Zaten o öğlenkini ben hiç görmedim. Yoldaydım. Onu da görmedim. Yani diyeceğim o kadar badireler atlattık. Hayat çok kısa. Onun için dostlar hiçbir şeye üzülmeye gerek yok. Hiç kimseye de ne bileyim küs olmaya da gerek yok. Dargın olmaya da gerek yok. Amanın ya hayatı boş ver. Hayatı yaşayın dolu dolu. Artık anı yaşıyoruz kardeş hiç. Bugün yaşıyorsak tamam eyvallah. Ertesi sabah uyanmışsak tamam eyvallah kardeşim. Artık böyle bir düzene geçtim. Onun için diyorum ya. Pazartesi sabah çıkacağım. Artık kısa kısa storylerde paylaşırım zaten Instagram'da. Instagram'ı takip ederseniz Instagram'a da gelebilirsiniz. Aynı Selçuk Şerifoğlu Instagram adresim. Kısa kısa YouTube'da da paylaşacağım. Zaten YouTube'da ben öyle milletin attığı gibi abi işte şu kadar montaj yapıyorum, şöyle montaj yapıyorum, 3 saat, 5 saat. Hiç ben öyle bir şey yapmıyorum dostlar. Ne çekiyorsam aynı olduğu gibi koyuyorum. Hatta bu aralar ağırlıklı telefonumdan çekiyorum. GoPro'yu da kullanmıyorum hatta. Çünkü niye? Daha çabuk ulaşabiliyorum sizlere telefondan çektikten sonra. Çünkü niye? Arabada internetim de var. Superbox'ım da var. Telefonda internetim var. Yani bir çektiğimi bugün aynı gün koyuyorum. Bir de ben stoklu yapmadığım için videolarımı her gün benim videolarım yeni videolar. Yani koyduğum video mutlaka ya bugünküdür ya bir gün öncesidir. Yani şöyle bekletmiş video koymuyorum ben dostlar. Onun için bu gezide belki daha çok kısık video koyacağım. Onu da söyleyeyim size. Seyrederseniz, seyretmeseniz de canınız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Bunu zaten ben keyfime yapıyorum. Evet arkadaşlar, kısaca ne yapacağım diye planımdan bahsettim. Yola çıkacağım. İşte son hazırlıklarımı yapıyorum. Karavanımın yıkanması, temizliğimizi hepsini yaptım. Ve stoğumuzu kontrol ettik. O da tamam. Kitaplarımızı aldık okumak için. O da tamam. Artık atalım kendimizi artık doğaya, deniz kenarına artık ne denk geldiyse arkadaşlar. Bundan sonra böyle. Herkes kendine iyi baksın. Tekrar görüşeceğiz. Bu videonun üzerine biraz da şeyi çekerim. Adanamızın yine son halini. Zaten Adana'da enkaz kaldırma çalışmaları bitti dostlar. Ben çünkü geçen gün koyduğum videoda da o yıkılan evlerin yanlarından geçtim. Hemen hemen hepsini kaldırmışlar. Sadece dümdüz böyle bir alan kalmış. Bütün evler kaldırmışlar. Zaten Allah'tan Adana işte 24-26 bina yıkılmıştı. Ama bir ondan fazla da böyle en az 500'de oturulmayacak bina var diyorlar. Bilmiyorum onları görmedim ben. Hatta bazılarını gördüm. Önde polis şeritleri vardı. Girilmez diye. Orta hasarlılar var. Mesela arkadaşlarımdan orta hasarlılar.
Onlar giremiyorlar işte. Yıkılacak olanlar var. İşte o da 300-500 diyor ama tam da ben de bilmiyorum rakamını, hangisi doğru. Resmi rakamlar o civarda. Hayırlısı. Burada dışarıda kalanlara vallahi Allah yardım etsin. Artık karavanda yaşama başlıyoruz arkadaşlar. Bir müddet tam zamanlı karavandayım. Görüşeceğiz.